Sayın Seca, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Eski AK Partili bir milletvekili tarafından iddiayı ortaya atan Fatih Süleyman Denizolgun Sosyal medyadan yaptığı açıklamada dedi ki bir siyasi isim, AK Partili bir isim hem de çok önemli görevlerde bulunmuş veya hali hazırda böyle bir görevde bulunan bir isim iki villanın parasını ödemeden ve gizlice üzerine geçirdi. Twitter hesabında yaptığı bu iddiada bulunduğu Fatih Süleyman Deniz Olgun AK Partili bir siyasetçinin parasını ödemeden Çamlıca'da villa aldığını söyledi. Deniz Olgun sosyal medya hesabında İstanbul Çamlıca'daki bir inşaat firmasından bir tane değil iki tane villayı hem de parasını hiç ödemeden gasp eden üzerine... E ee, tapusuyla geçiren siyasi makam sahibi kim diye sordu. Hem de bu olayı hiçbir siyasi büyüğümüz bilmeden gizli gizli yapan ama kendisi de çok iyi dereceli bir makamı işgal eden bir siyasi aktör acaba kim diye sordu. Gene büyük devletimize, AK Parti grup başkanlığımıza ve AK Parti genel merkezimize ihbarımdır ifadesini kullandı. dün yani 2 Haziran'da 3 ilçe ve 4 beldede vatandaş yeniden sandık başına gitti. Çünkü son seçimin 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararla buralarda seçimler yenilendi. Peki ne oldu? En tartışmalı yerlerden biri de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesiydi. CHP seçimi yeniden kazandı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de Malatya Güzelyurt ilçesini de AK Parti kazandı. AK Parti 4 beldeden ikisini almış oldu. MHP ve CHP'de birer belde kazandı. Önce 1, 2, 3 Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçimler tekrarlandı. 50 binden fazla seçmen yeniden sandığa gitti. Kayseri Pınarbaşı ilçesini CHP, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesini DEM, Malatya Güzelyurt ilçesini AK Parti kazandı. 4 beldeden ikisini AK Parti, birini MHP, birini de CHP kazandı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, uzun yıllar sonra CHP kazandı. CHP'li aday Deniz Yahan yaklaşık yüzde iki oy farkla kazandı. MHP yüzde otuz bir oy aldı. MHP sonuçları itiraz etti. 31 Mart tatliyeyi kalabalık bir grup eşliğinde bastı. İlçe seçim kurulu başkanı darp ettiler. Bunun üzerine seçimlerin yeniden tekrarlanması kararlaştırıldı. CHP iptal kararının kaldırılması için başvurdu. Ancak reddedildi. 2 Haziran'da yenilenen seçimde 18.960 kayıtlı seçmenden 14.057'si 141 sandık oy kullandı. Oylardan 13696'sı geçerli, 361'i geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Deniz Yağan 6827, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mendun Uzunlu olduğu 6000 509 oy aldı. Seçimlerinde vermiş oldukları oya 2 Haziran'da da... seçimin yenilendiği bir diğer yer Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi. DEM Parti %33.2, AK Parti %30.71 oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu seçimlerin iptaline karar vermişti. DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10.720 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7.476 oyda kaldı. Aksaray'ın güzel yurt ilçesi. Bir oy farklı İyi Parti kazandı. İkinci sırada olan AK Parti kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını itiraz etti. Seçimler iptal edildi. Yinelenen seçimde AK Parti'nin adayı Demircioğlu 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İyi Parti adayı 580, MHP adayı 287 oy aldı. Sivas Yıldız eline bağlı Güneykaya beldesi. MHP adayı Hasan Erçoban 333, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 158, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 149 oy almıştı. Yinelenen seçimde tablo değişti. Yaklaşık %5 oy farkı kapatan AK Parti adayı seçimi kazandı.